Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Kastamonu 137'den okuyorum. Gündelik hayat, gündelik hayata ölçü getirecek. Çünkü vakti olduğu zaman laikalar okunması lazım. Vakti olmadığı zaman laikalar hem ilgiyi çekmez hem de maksat bu değil. Gündelik, yani bu işin uzmanları, bu işin ehilleri, işçileri, yani davanın işçileri, cemiyet hayatında gelişen hadiselere istikamet ve yön vermek adına laikalardan mektupları okuması lazım. Çünkü neyin nereye göre ne olduğunu bilmiyoruz. Biz ölçü değiliz. Çünkü dün doğrularımız bugün değişmiş. Üstad Risale-i Nur'da bütün doğrularımızı, yani ne yapacağız, kime karşı duracağız, nasıl duracağız, ne yapmayacağız, bunlar laikalardan öğrenilir. Sözlerden olmaz. Mektubattan olmaz. Şimdi gündelik hayatta hepimize lazım yani. Diyor ki, bu 18 senedir sizlere müracaat etmedim diyor ustad. Ustadı hapse sokan, zulmeden, hapishaneye koyan, bu kadar zulüm yapan yönetime ustad müracaat etmiyor. İyi dinleyin. Bu bize bir şey demiyor mu yani? Hiçbir 18 senede hiçbir gazete okumadı. Bu 8 aydır bir defa Cihan'da ne oluyor diye sormadım. 3 senedir buradan işitilen radyoyu dinlemedim. Ama vazifeli asıl imamımsın. Bilmen gerekmiyor mu? Ben bilsem o kadar mıyım değil ki. Yani ben geniş daire faaliyetten duydum. İşte Cumhurbaşkanı falan yere gitti. Öyle dedi, o falan dedi, bu böyle dedi. Tam ne değişecek? Tam da ne değişecek? İçim değişecek ama olumsuz noktasında. Yani aklımı, kalbim, daha kendimi idare etmekten, benim en büyük düşmanım olan düşüncelerime hakim olmadan bir sürü düşünceler yüklüyorum. Gazete okuyorum, televizyon seyrediyorum, haber dinliyorum. Yani peki içeriye giren canlı olmuyor mu? Ben onları nasıl sentezleyeceğim? Nasıl onu doğrulayacağım? Nasıl ben onların arkasındaki hikmeti göreceğim? Yani olaylar gözüktüğü gibi değil ki. Arka tarafı var. Ya, ustad diyor ki, bu bize, bu Allah aşkına bir şey demiyor mu? Mesela diyelim ki laika mektupları en çok, laika mektupları içinde en çok hangi konudan bahsediyor? Farkında mısınız? Nedir Murat'ın? Siyaset ve haberden uzak durma. Siyaset ve haberden uzak durma. Mesela bak, Kastamonu 38'den okuyorum. Bak buraya sırf Kastamonu'daki mektupları koydum. Mesela Kastamonu laikasında geçen siyasetten ve haberlerden uzak durmaya dair ikaz mektuplarını adedini sayıyorum. Geçen paragraf değil, mektup. 38 Kastamonu, 117, 122, 137, 146, 150, 207, 240. Bize bir şey ifade etmiyor. Bir şey demiyor. Emir, bir o kadar da emirdağında var. Bir şey demesi lazım. Hatta daha da fazla var abi ya. Tabii ben ana sayfa olarak. Yani paragraflarda onu ifade etmiş falan değil. Ana mektup. Komple mektup bu. Şu anlardan konuşmuyorum. Emirdağ'da da konuşmuyorum yani. Yani bir şey diyeyim. Senin için bir değeri yok mu yani bunun? Değeri yok mu yani? Peki hani sirayet dersi anlatmıştım. Gözden giren, kulaktan giren, burundan giren, dilden giren tat. Elle giren her şey içeride canlanıyor, ruhlanıyor. Ya arkadaş,
O habere muhatap oldun. Tamam mı? Gittik bir hasta ziyaretine. Ha, ameliyatın var diye namaz kılmıyor. Ama haberin karşısındaydı, gördün mü? Hasta odaya gitti. Hepiniz şahitsiniz değil mi? Beraber gittik. Kapatın dedik değil mi? Niye peki? Niçin haberdar olmanı istemiyor? Arkadaşlar, takdim ettikleri gibi olay değil. Arkasındaki hikmet-i ilahi göremezsen ruhun çöker. Allah'ın arkasındaki hikmeti göremezsen bak ne olur biliyor musun? Bize oyuncak geliyor bak. Bu zamanda merak ile, radyo vasıtasıyla ciddi alakadarane küre-i arzdaki boğuşmaları merak edip bakanlar, televizyon bakanlar. Dikkat edenler, gazete, maddi ve manevi pek çok zararları vardır. Ne olur? Ya anlamıyor musun? Bak ne diyor? Asin diyor ki, haberle muhatap yatıp kalkanın ya aklını dağıtır manevi bir divane olur. Yani olayları gözüktüğü gibi yorumlar ve Allah'ın hikmet ilahisini, adaletini, inayetini, rahmetini küçük aklına sıkıştıramadığı için olayları zahirde göründüğü gibi ve o dünyevi olayları dünyaya göre, dünyevi olayları ahirete göre değil, dünyevi olayları Allah'a göre yorumlayamadığı için zahirdeki gibi konuşur, hükmeder, ya aklını dağıtır manevi bir divane olur, ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur, ya fikrini dağıtır manevi bir ecnebi olur. Niye anlamıyor? Bak Alman haberlerinde en fazla 7 dakika, 8 dakika sürüyor. Baktım ben. Ama Türkiye'de saatlerce sürüyor. Evet sayın seyirciler çıkıyor, şimdi onu bekliyoruz bilmem. Adam, Merkel gitti Tayyip'e diyor Ankara'ya. Bir şey konuş, şey yaptı, anlaşıldı. Bu kadar haber veriyor. Evet sayın seyirciler bir şey yok. Niye anlamıyorsun? Gavur milletini böyle yapmıyor. Devamlı insanları onunla meşgul edip çökertmek. Ümitsizliğe sevk etmek, yeise atmak, alması gerekenlerle almamasına vesile olmak. Abi ya, buradaki intiharları bile doğru düzgün haber vermiyorlar. Yok, aha dedi işte. İbrahim dedi değil mi? Postacı kendisi. Üçüncü kattan kadın. Çocuğunu önce boğuyor. İlk önce 13 yaşında erkek çocuğunu boğuyor. Sonra polis eve girince baktı üçüncü kattan atlıyor ve intihar ediyor. Haberde çıkmıyor. Ama Türkiye'de olsa, evet sayın seyirciler, şimdi kapının önündeyiz. Kapıyı şöyle yaptı, kapının çapı şuydu, kapının boyası şuydu. Kapıyı kırabilecek diye hesap etmişlerdi, fakat hesap edemediler. Kacamdan şöyle atladı, hızla atladı, ivme şuydu, yere çakılmak kütlesi şuydu. Bak adam haber vermemiş. Haber de geçmiyor. Hemen tak kapatıyorlar. Ama Türkiye'de Antalya'dan kalkıp İzmir'e gitmek isteyen bir sineğin kanadı kırılmış, onu haber yapıyor. Bingöl'deki bir tekstil fabrikasının 100 tane fakiri doyurup giydirdiğini haber yapmıyor. Niye anlamıyorsun ya kardeşim, işgal ediliyorsun? Hayvan mısın? İşgal ediliyorsun, moralin bozuluyor, ruhsal çöküntü oluyor, ümitsizliğe atıyor, içinde karmaşa yaşıyorsun, yapman gerekenleri yapamıyorsun. Moralin, asabin, gerginliğin zirve hat safhada oluyor. Evde huzurun kalmıyor. Gergin oluyorsun, asabi oluyorsun. Ya bir tane bir defa Allah aşkına soruyorum, sen yap ya. Sen söyle. Haber kapattıktan sonra böyle yaptın mı hiç? Of be! İyi ki seyrettim ya. Ne kadar rahatladım ya. Seyretmeseydim çok kötü olacaktım. Kendimi çok kötü hissedecektim. Dediğin var mı? Her haberden sonra çöküntü yaşıyorsan hayvan mısın ya? Niye muhatap oluyorsun? Bilmeyecek miyiz? Bildin de ne oldu? Bildin çöküntü yaşadın. Olayı değiştirebiliyor musun? Yok. Siyasi lider misin? Yok. Bilmen gereken 5 senede bir seçim var işte. O da 5 dakika bakarsın o kadar. Bak bu 18 senedir size müracaat etmedim. Ustada zulmeden. Ve hiçbir gazete okumadım 18'de. Kerpiçli evlerdi o zaman ustadın. Hani Kastamonu ve İsparta'da. Bu 8 aydır bir defa Cihan'da ne oluyor diye sormadım. 3 senedir eski evler var ya topraktan kesmiş. Burada işitilen radyoyu dinlemedim. Ta ki niye?
Ta ki hizmetimize, ta ki kutsi hizmetimize manevi zarar gelmesin. Bunun sebebi şudur ki, neymiş? İman hizmeti, iman hakaykı, bu kainatta her şeyin fevkindedir. İmanı kazanma ve kaybetme davası açıldı. İman hizmeti kadar kıymetli bir şey yoktur. Ömrü bitti, ha gittik. Ne organlar alındı, siz söyler misiniz kanser olmuş? 7 sene ameliyatta kaldım dedi. Doğru mu dedi? Yanlış. 7 saat ameliyatta kaldım. Bir, benim hatırladığım kadar safra kesesi alınmış. Dalağı alınmış. Pankreas alınmış. Doğru mu? Ve hala benim karşısında. Ve namazı da terk etmiş. Efendim karnım yarılmış, yapamıyorum diye. Ben ne yaptım? Bak bu rükü, bu secde. Kafayla kıl. Haberi açıp kalkabiliyorsun. Bu nedir? Aklı dağıtıp manevi divane olup, kalbini dağıtıp manevi dinsiz olmak, fikrini dağıtıp manevi bir ecnebi olmak değil midir ya? Namazı terk ettin lan, gidiyorsun lan, gidiyorsun. Kanser olmuşsun da kanser. Allah aşkına ne kadar oldu oradan geleli, kaç saat oldu? Bir saat önce. Bir saat olmadı. Bir saat olmadı işte, kokusu efendi buraya geldik. 7 saat ameliyatta kalmış adamsın, namazı terk etmiş. Niye? Karnım şey vardı. Lan 3 organ alınmış ya. Allah ile aranı tam tersine, kuvvetlerine girdin. Niye? Ama haberin karşısına kalkmıyorsun. Ya bizde manyaklık, biz diyor, ben tuhafıma gidiyor. Ya bütün kainat sana verilse, imanı kaybettikten sonra onun yerini doldurabilir mi? İman nedir ya, biliyor musun iman nedir ya? Karşılığı Allah'tır ya. Allah'ı kaybediyorsun. Onun için diyor, bunun sebebi şudur. İman hizmeti. Bir hizmet elemanı. Siyasette ne işi var ya? Ne işi mi var kardeşim? Siyasette ne meşgul oluyorsun? Ustadın dediğini de bitti. İman hizmeti, iman hakaykı, bu kainatta her şeyin fevkindedir. Hiçbir şey tabi ve alet olamaz. Hizmet. Fakat bu zamanda ehli gaflet ve ehli dalalet ve dinini dünyaya satan ve baki elmasları şişeye tebdil eden gafil insanların nazarında o hizmet-i maniyeyi hariçteki kuvvetli ceyranlara tabi veya alet telakki etmek. Mesela din hizmet diyelim, bir şahsiyet. Şimdi hizmetiyle meşgul olması gerekirken siyasetle meşgul oluyor. O zaman halk demiyor mu ki, vay biz de bunu halis biliyorduk Hasan'ı bak. Bak demek ki nur gösterip topuzla vuracak. Ya demek ki bunun alt tarafında siyasetmiş. Dini, hizmeti, siyasete alet etmiş olmuyor musun? Ne işin var senin siyasete kardeşim? Sen gönüller dünyasında ol. Sen akıllar dünyasında ol. Sen fikirler dünyasında ol. Bırak o siyasetin çirkefini. Bırak o pisliği başkası yapsın. Senin bir vazifen varsa Risale'deki noktayı nazarları verirsin. Fikirleri verirsin. Daha ne, kim ne yaparsa yapsın. Sen insanları inşa etmek lazım. Akıllarını inşa, kalplerini ihya etmek lazım. İnsanlar ikaz edilmeli. İnsanlara siyaset anlatmaya ihtiyaçları yoktur. Benden daha fazla herkes biliyor siyaseti. Abi sen de siyaset dersleri yaptın. Tabii ki toplumun gelişen hadiselerini Risale-i Nur o konuda demişse derim. Risale'nin dili olmak için. Kitabın dili yok ki. O kadar. Daha o kadar yani, daha fazlası diyemezsin. Diyorsam yanlış yapıyorum. Yüksek kıymetlerini umumun nazarına tenzil etmek endişesiyle. Yani iman dersi yapıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki falan parti, falan adam, falan. O zaman demez mi ki gelenler? Nuru gösterdi. Alet ediyor. Ya tenzil etmiş olmuyor musun? Yani o manevi hakikatları aşağı indirmiş olmuyor musun? Siyasette ne işin var kardeşim? Tenzil etmek endişesiyle, iyi dinleyin burayı, altını çiziyorum. Kur'an-ı Hakim'in hizmeti bize katı bir surette siyaseti yasak etmiş. Şu anlarda geçiyor. Kur'an bizi şiddetle diyor siyasetten men etmiş. 350'de geçiyor. Bizi derken abi? Hizmet elemanı diyor. Risale-i Nur dinleyenler. Dinlemeyene zaten lafımız yok ya.
Adam dinlemiyor. Müslüman Allah'ı dinlemiyor da seni mi dinleyecek? Namaz kıl diyor, kılmıyor. Oruç tut diyor, tutmuyor. E bunlar ne işimiz var bizim? Yapmıyor. Ha onlara iman dersi yaparız. Bu laika dersini yeni gelenlere yapmıyoruz ki. Biz nurcuyuz ama ne yapayım abi ya? Nasıl yapacağım? Ben o kadar senin kadar zamanım yok. Külliyata, hele laikalara hakim değil. Bak biz böyle tek tek çalışıyorsun. Atıflarını yapıyorsun nerede izahı? Tek tek bunların hepsinin izahları var külliyata, tamam mı? Bak Kastamonu dedim sana 350 şualar söyledim. Emirdağ 1 104 dedim. Emirdağ 1 10 dedim. 193 Kastamonu iman hizmeti, iman hakaiki bu kainatın her şeyin fevkindedir. Kastamonu'da 193'te de anlatıyor. Çeşitli yerler. Yani izahları var. Şimdi adam Risale-i Nur hizmetindedir veya ustada itimadı var ama bilmiyor, zamanım yok diyor. Ben bunu tahlil edemiyorum. Ne yapacağım böyle karmaşık duruyorum? Kardeşim istirahatı ruhunu, istirahatı aklını istiyorsan, aklı, kalp, ruhunu rahat olmasını istiyorsan siyaseti terk edeceksin. Hem pozitif kuyusunu açacaksın, hem bilmem ne kokusunu duymak istemeyeceksin. Açma kardeşim o kuyuyu. Ben seyretmiyorum. Yalan mı söylüyorum size? Serim. Şahit gördünüz mü beni haber dinlediğimi? Açıkladı bak. Haber bak. Gittik hasta ziyaretine. Ne dedim ilk önce? Adam bak şunu kapatır mısınız dedim ben. Kapatın dedim ya. Kapatmayı bilmiyordum ya. Kapatın nerede kapatılıyorsa. Kapatın ya. Duymak istemiyorum. Niye çöp haline getireceğim? Çünkü biraz sonra namazda işleyecek kafamda. Samimi söylüyorum. Gözün bakması kulağın duyuyor. Evet. Çalışıyor. Ya neydi ya o kelimeden sonra neydi? Bak kafamda kaldı. Bağdat Caddesi'nin en büyük caddesi diyor. Bağdat Caddesi'ndeki en büyük cadde. Orayı okudum, gördüm. Başka ondan sonrasını bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum, billahi bilmiyorum. Öyle geçiyordum. Bir de... Kapatmasak o diğeri de gerisi gelecek. Gerisi gelecek. Bağdat Caddesi'nin en büyük cadde dedi. Ama o kadar. E ne oldu şimdi? Bana rahatsızlık verdi hocam. Ne olmuş acaba? Gerisini şimdi merak ediyor. Aşağılık var bende. Böyle çukur insan. Çukur tarafım nefis. Ya gerisi neydi? Kapat dedim ya hemen kapat ya şimdi. Şimdi ötekisini istiyor. İkinci cümleyi duysaydım üçüncü isteyecek. Hadi girdim içeriye. Hakikaten mi? Allah Allah. Eyvah bittik canım mahvolduk. Oo ümitsizlik yayıyorlar ya. Oo tamam tamam memleket bitti. Battı battı satıldı canım bu memleket ya. Allah Allah. Senin işin bu mu ya? Hakim. Laf dinleyen, ustada itimat olan uzak duracak. Hadi itimadın yok. Gir kardeş. Gir yolun açık olsun. Gir pisliklerinin ne olduğunu gör. Kur'an hakimin hizmeti bize kati bir surette siyaseti yasak etmiş. Ne yapacağız? Hizmete koşturacağız. 240'da bak ne diyor. Bir de oraya bakalım. Tabii bir de insanlar bunu okurken sanki üstad kendisi öyle istiyormuş gibi. Evet. Kur'an yap diyor. Kur'an diyor. Öyle anlamıyor insanlar. Maalesef. Bak 240. Evvela Risale-i Nur ve ondan tam ders alan bir şakirtleri. Ders almak kim istiyorsun Risale-i Nur? Ya ben seslendiriyorum. Sayfayı da söylüyorum. Allah aşkına bak orada öyle yazıyorsa dinle. Beni dinleme. Aç çöpe. Zaten ben fikrimi beyan ederken şöyle diyorum. Benim fikrimdir şu anda, dini değildir, reddetmek hiçbir mesuliyeti icap etmez. İlmi tespitler bile. Ha, bak diyorum ki 240, bak şuradan. Risale-i Nur ve ondan tam ders alan bir şakirtleri değil dünya siyasetlerine, belki bütün dünyaya karşı da Risale-i Nur'u alet edemeyiz, şimdiye kadar da etmemişiz. Biz ehli dünyanın dünyalarına karışmıyoruz. Bizden zarar tevhim etme divaneliktir. Evvela Kur'an bizi siyasetten men etmiş. Niye men etmiş? Ta ki elmas gibi hakikatları ehli dünyanın nazarında can parçalarına inmesin. Şimdi mesela ders bittikten sonra arkadaşlar seçim yaklaşmak üzere. Seçimde büro haline getirelim. Koleçan edelim. A partisine, B partisine, C partisine, işte depa hangisi ona verelim. Ne oldu peki? Adamları Nur'a diye davet ettik dershaneye. Ondan sonra dedik ki şuna ver. Niye ya? Bu adam bilmiyor. Aptal mı o kadar?
Ne yapacağını bilmiyor. Her Risale'nde söylersin. Peki, Kur'an bizi siyaseten men etmiş. Niye men etmiş? Bir, ta elmas gibi hakikatleri ehli dünyanın nazarında cam parçanın inmesin. Ya bak bu adam hoca, ben de hoca biliyordum bak. Meğer arkada siyaseti takip ediyormuş ya, alet etti. Bu bir. İki, saniye, şefkat bir, vicdan iki, hakikat üç, bizi siyaseten men ediyor. Çünkü tokada mustahak dinsiz münafıklar onda iki ise onlarla mutalik 7-8 masum bir çarı çoluk çocuk zayıf hasta ihtiyar var. Mesela siyasete ceza vereceğim diye, hükümete ceza vereceğim diye, ne bileyim bir lidere ceza vereceğim diye bir savaş açıyorsun ona. Devlet zarar ediyor, masumlar zarar ediyor, hastaneler zarar ediyor. Halk zarar ediyor. Müslümanların kuvve-i kutsiyesi gidiyor. Ediyor da ediyor. Neler görmüşüm ben yani. Hükümeti zor durumda sokayım diye yazın kendisine tabi olan adamları evdeki muslukları sonuna kadar açın, su çok aksın. Zaten barajlar dibe doğru gelmiş. Tamamen bitsin. Hükümet zor durumda kalsın. Lan hükümet zor durumda kalsın. Tamam. Ama hastanedeki çocuklar, bebeler, masumlar, süt emziren anneler susuz, yıkanacak, gusül yapacak, abdest yapacak. Yani bu iş mi yani bu? Yani bu kadar rezildi bu siyaset ya. Belki senin o ceza vermek istediğin devlet hükümet daha rezildi. Daha cayip ama cezayı ona veriyorum gibi ona hiçbir şey olmaz. Ona uçakla su gelir. Ben çekecek benim ya. Hastanede su bulamayacağım. Gusül almaz bir şey bulamayacağım ya kardeşim. %500 haklı olsa ne olur? Ama neticesine bak. Yani burada ne diyor? Onun için söyledim. Tamam diyor doğru olsan da iyi. Çünkü tokada mustak dinsiz münafıklar onda iki ise onlarla mutalik 7-8 masum, biçare, çoluk çocuk, zayıf, hasta, ihtiyarlar var. Bela ve musibet gelse o 8 masumlar o belaya düşecekler. Belki o iki münafık dinsiz daha az zarar görecek. Ulan başbakan hükümete ne olacak yani? Zor durumda kalsa ne olur? O adamın da bir sürü parası var, bilmem nesi var. Çalıp çıkmış vesaire yapmış. Yemiş içmiş ne bileyim. Uçakla suyu gelir değil mi? Erzurum'dan suyu gelir adamın. Kars'tan suyu gelir. Ben suyum yok. Nerede bulacağım ya? Çeşmemden akmıyor. Onun için siyaset yoluyla idare ve asayişi ihlal tarzında neticenin husulü de meşkuk olduğu halde, yani neticenin de böyle mutlaka doğru çıkacağı şüpheli olduğu halde girmek, bu işlere girmek, Risale-i Nur'un mahiyetindeki şefkate, merhamete, hak ve hakikat şakirtlerini men etmiş. Allah. Bu vatan, bu millet, bu vatandaki ehli hükümet, ne şekilde olursa olsun, Risale-i Nur'a eşit ihtiyaçla muhtaçtırlar. Değil korkmak veyahut adavet etmek, en dinsizleri de onun dindarane, hakperestane dusturlarına taraftan olmak gerektir. Risale-i Nur'a kim olursa olsun, bu vatan, bu millet, bu vatandaki ehli hükümet ne şekilde olursa olsun, Risale-i Nur'a eşit ihtiyaçla muhtaçtırlar. Değil korkmak veya adavet etmek, en dinsizleri de onun dindarane, hakperestane dusturlarına taraftar olmak gerektir. Ama yapmıyor, tersini yapıyorsa düşmanlık, meğer ki bütün millete, vatana, hakimiyet-i İslami'ye hiyanet ola. Çünkü Risale-i Nur ne yapıyormuş? Risale-i Nur ne yapar bu vatana? Çünkü bu millet, burayı kaçırmayın, bu millet ve vatan, hayat içtimaiyesi ve siyasiyesi anarşilikten kurtulmak ve büyük tehlikelerden halas olmak için 5 esas lazım ve zaruridir. Bak bu devlet, bu millet, bu hükümet, bu millet, milletini, vatanını, hayat içtimaiyesini ve siyasi hayatını anarşilerin eline kaptırmamak için, içsel kaos yaşamamak için, büyük tehlikelerden halas olmak için 5 tane esas lazım ve zaruridir. 5 tane.
Bir, merhamet. Toplumda bu yayılması lazım, merhamet. İki, hürmet yayılması lazım. Üç, emniyet yayılması lazım. Güven. Dört, haram ve helalı bilip haramdan çekilmek. Beş, serseriliği bırakıp itaat etmektir. Bu beş tane toplumu kurtarır. Vatanı, milleti, hayat içtimai siyasetini kurtarır. Peki, işte Risale-i Nur hayat içtimaiye baktığı vakit, Risale-i Nur okununca, Risale-i Nur okuyanda, okuyunca ne olur? Yani adamda ne olur, ne düşünür? Risale-i Nur okuyan bir nurcu olsa bir insan, en çok toplum onu merak eder. Risale-i Nur okusam neler düşünürüm? Risale-i Nur okursam neler hissederim? Risale-i Nur okursam neyin adına çalışırım? İşte onun cevabı diyor ki, Risale-i Nur hayat içtimaiye baktığı vakit bu beş esası temin edip asayişin temel taşını tespit ve temin eder. Yani Risale-i Nur okuyanda bir, ey merak edenler, merhamet gelişir nurculukta okursa Risale-i Nur. İki, hürmet gelişir büyüklere, hürmete gereken insanlara. Hürmet gerekiyor. Yani metroda, otobüste, şurada burada hamile kadın, yaşlı, hasta, mağdur ve masum insan geldiği zaman uyku numarası yapıp koltuğuna oturamaz bir nur talebesi. Hürmet yapıyor insanda, inşa ediyor. Üç, emniyet yapar. Emniyeti bozmaz. Anarşiliğe, teröre pay vermez, pey vermez. Emniyetli olur, güvenilir adam olur. Emniyeti bozmaz, içsel kaos yapmaz, karışmaz, alet olmaz, ölse bile. Efendim bu kaç dedik? Üç, dört, haram helal bilip haramdan çekilmeyi yapar bize. Risale'nin okuyanları da dördüncü bize kazandırdığı fayda, haram ve helalı bilip haramdan çekilmeyi temin ediyor bize. Ey Risale'nin okuyunca başka ne yapar diyen kardeşim? Beşincisi, serseriliği bırakıp itaat etmek. Anne babasına, akrabasına, şeyine, ne diyorlar, akraba bağlarına, silah-ı rahmi dikkat eder. Vatanına, milletine faydalı bir uzuv olur. Bu olur bak. Serseriliği bırakıp itaat etmek olur. Risale-i Nur'a ilişenler katiyen bilsinler ki onların ilişmesi anarşılık hesabına, vatan ve millete vasayişe düşmanlıktır. Uzak duracağız kardeşim. Dinleme ya. Ben dinlemedim. Ne oldu? Sen çok dinledin. Ne olmuş yani? Sende şu anda buhran var. İçerideki bütün bilgiler aktif. Başka? 193'ten okuyorum. Bak o çıktı. Allah Allah. Diyor ki, size kainatın en büyük meselesi olan iman hizmeti yeter. Bundan daha büyük mesele var mı? İman hizmetini bırakıyorsun. Böyle ikide bir değişken, içinde bir hak varsa 9 tane batıl olan siyasette karışıyorsun. Lan siyasette hakiki dindar, hakiki dindar da hakiki siyasetçi olmaz. Eğer bir dini lider siyasete karışmışsa hakiki dindar değildir. Usta öyle diyor. Hakiki dindardan hakiki siyasetçi olmaz. Mesela bazıları şaşıracak böyle. Vefat etmiş liderleri Mehdi kabul ediyorlardı. Siyasette miydi kardeşim? Hakiki dindar değildir. Hakiki dindar hakiki siyasetçi olamaz. Hakiki siyasetçi hakiki dindar da olamaz. Çünkü karıştırır. Hoca olsa, lider olsa siyaseti karıştı mı kardeşim? Hakiki dindar değildir. Bak bakalım hakiki dindar siyasetçi olmaz İbrahim. Göster o yerini bize. Hakiki dindar siyasetçi olmaz. Başka. 131. 16. mektupta mı geçiyor? Bak bakalım. İşte bu 8 aydır hususan bu heyecan veren bu hadisenizle beraber. Şimdi yanımdaki Feyzi ile emin ve bütün bana temas eden dostlar şahittirler ki bak ustad gibi bir adam işkence yapıyorlar. Kim bana yapıyor? Kim bana dosttur? Kim bana düşmandır? Hapishanede ne yapacağım?
Hükümette kim var? Anladım. Bilmesi ki, efendim. Emirdağ 1, 280, yok 57. He, Emirdağ 1? 57. 200. 57 mi, 200 mu? 57 abi. 57 ha, bizim mektupta. Siyasetçi ekser tam müttaki dindar olamaz. Evet, tamam okudun işte. Ekser. Bir de oku. Siyasetçi ekserce tam müttaki dindar olamaz. Evet. Tam ve hakiki dindar müttaki olanlar siyasetçi olamazlar. Ya. Ustad böyle diyor. Ha, kafana yatar yatmaz. Sen bilirsin. Akıllı ol ya. Biraz ölçüyü bu tuttur ya. Siyaset öyle bir şeydir ki. Acayip bir şey ya. Hakkı batıl, batıl hakkı söyler ya. Fırıldak gibi döndürüyor adamı. Veya vicdanın o tarafta değil ama atmak zorundasın imzayı. Söylemek zorundasın. Rejim bunu iktiza ediyor. Yani merdane dayanamazsın. Oldun başbakan. Atmayacak mısın imzayı? İnanmadığın bir şeyi. Ama inanmak, yatmak zorundasın yani. Ama bu adam böyle düşünüyor demiyoruz. Ama onu atmak zorunda. Devlet gücünü destek vermek zorundadır. Beş vakit namaz kılsan, cumhurbaşkanı olsan imza atacaksın. Laik sistem. İşte bu 8 aydır hususan bu heyecan veren bu hadisenizle beraber şimdi yanımdaki Feyzi ile Emin ve bütün bana temas eden dostlar şahittirler ki bu 8 ay zarfında bir tek defa ne harbi umumi Kastamonu kaç tarihinde yazılmış? 1926'dan 34 değil mi? Kastamonu hayatı. 8 sene ya. Ne yapar? Harbi umumi. Birinci Dünya Savaşı sanırım. Evet. 1919. Bu 8 ay zarfında bir tek defa ne harbi umumi ne siyaseti sormamışım. Ve odamda işitilen radyoyu da 3 senedir dinlemedim. Kerpiçte olduğu için bitişik binadan geliyormuş. Halbuki benim binler adam kadar dünyaya bakmak münasebetim var. Bu Emirdağ olabilir. Emirdağ mektubu olabilir. 1944-49. İkinci Dünya Savaşı'dır. Birinci değil bu. Üstad hep İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyor zaten. Evet. Dünya Savaşı'ndan bahsediyor. Değil. Çünkü kendisi savaşta oldu zaten. Evet. İkinci Dünya Savaşı. Birincisinde zaten vardı kendisi. Kendisi var zaten. Savaşı. Evet, savaşın içindeydi. Hı. İkinci Dünya Savaşı'nda 1944-49 arası 3 sene olmuş. Bak bu 8 ay zarfımı bir tek defa ne harbi umumiyi ne de siyaseti sormamışım. Odamda işitilen radyoyu 3 senedir dinlemedim. Ben şöyle yapıyorum. Ulan şöyle inanıyorum. Ben şimdi dinlersem perişan olacağım ya. Bağdat Caddesi en büyük caddesi. Ondan sonra kafamda kaldı şimdi. Ne olacak? En büyük caddesi. Allah bilir ne olmuş. Tamam. Bazılar merak edecek bu dersi dinleyenler. Bugün ayın kaçı? 22'si mi? 22.04.2015. Bremen de şey. Bremen Afen ama kusafet ediyor. Ha merak edeceksiniz o haber bulteni. Bağdat Caddesi'nin en büyük caddesi. Ondan sonra siz dinleyin. İsterdi merak edin. Çözün bakalım neyiniz. Öyle maskaralık işte. Bakalım. Odamda işitilen radyoyu da 3 senedir dinlemedim. Halbuki benim binler adam kadar dünyaya bakmak münasebetim var. Demek bize ilişen doğrudan doğruya imana tecavüz eder. Çünkü siyasetle alakamız yok. Bir parti şeyi. Abi partiyle yok ama böyle parti gibi konuşuyorsun. Ya kardeşim yol gösteriyor. Ustadın yol gösteri şu. Elini buraya koy. Bu hiç değişmez. Buralar hep değişir. Cumhuriyet Halk Partisi azami şerdir. Bunu durduracak değişken olan. Bunu durduracak azami şeridir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi parti değil. Rejimin siyasileşmiş bir halidir. Bunu kuran Mim Kemal'dir. Mim Kemal şöyle diyor. Bu partiyi içeriden de yenileceği için vesaire çökmesin diye İş Bankası'nı da dayamış. Tamam. Diyor ki Mustafa Kemal, Arap Yarımadası'ndaki bedevi insanları bir devlet sistemine sokmak ve sokmak için bir ümit ve korku mefkuresi imal etmeliydi Muhammed.
Dolayısıyla Arap Yarımadası'nda bir devlet teşkil etmesi için cennet ve cehennem mefkuresi Muhammed'in siyasetinin neticesidir. Ve Allah inancı Muhammed'in siyasetinin iktizasıdır diyor. Allah kendisi uydurdu diyor. Başka bir videosunda biz gücümüzü semadan indirilmiş zannedilen kitaplardan almadık. Zannediliyormuş Kur'an semadan inmiş. Biz gücümüzü semadan indirilmiş zannedilen kitaplardan almadık. Damarınızdaki asıl kanda mevcuttur. Buraya kadar onun sözü. Ben bir şey ekledim, işkence gördüm. Şimdi elhamdülillah işkence bedeli ödediğim için diyebilirim. Asıl damarınızdaki asıl kanda mevcuttur. Yani sıfır grubu LH pozitifte mevcuttur dedim. Savcı bana diyor ki öyle bir şey yok, niye sıfır grubu soktun dedi. Şimdi bu yönet o kişiler değilse, ne değişirse değişsin. Rejim bu. Rejimin simgesidir Cumhuriyet Halk Partisi. Şahıslar önemli değil. Dünyası Cumhurbaşkanı namaz kılsan ne olur Cumhurbaşkanı? Rejim adına orada bulunuyor. Şahsi hukuk geçmiyor işte. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5 vakit namaz adam kılsa bile rejimin bütün mesuliyetini üzerine alıyor. Ona örnek vereyim. 4 tane deccal var. İnatı inada. Mim Kemal. İTÖ'nü. Mareşal Fevzi Çakmak. Dördüncüsü de bir Süfyan var. O sonra çıkacak diyor. Şimdi Mareşal Fevzi Çakmak Kur'anlı mıydı değil miydi? Kur'an okurdu. Namaz kılardı. Mecliste bile Kur'an okurdu. Ama deccal. Yani niçin özelliğini, özel şahsiyetine bakmaz. Bulunduğu ve destek verdiği rejimle değer alır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün elemanları 5 vakit namaz kılsa, evliya olsa ki orada bulunamazlar zaten. O taşımış olduğu simgeye göre değer alırlar. İşte bunu bilemeyecek kadar veya tevil edecek kadar fasit, cerbezeli, o aklını dağıtmış manevi bir divane olmuş. Kalbini dağıtmış manevi bir dinsiz olmuş. Fikrini dağıtmış manevi bir ecnebi olmuş. Haberi yok. Bunu diyen nasıl bir atiptir? Şöyledir diyor bak. Küre arzdaki boğuşmalı merak edip bakanlar, bakmak, dinleyen demiyor. Dikkat edenler, o kadar cerbeze olmuş ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Evliyalar Partisi gösteriyor. Maddi ve manevi pek çok zararları vardır. Ya aklını dağıtır manevi bir divane olur. Ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Ya fikrini dağıtır manevi bir ecnebi olur. Ben kendim gördüm. Lüzumsuz bir merak ile mütedeyyin iken, dindar iken abi ya dindar namaz kılıyorlar. Dindar iken ami bir adam, beri de ilme mensubiyeti varken, adam alim. Eskiden beri İslam düşmanı olan bir kafirin mağlubiyetiyle ağlamak derecesine mahzuniyeti. Cumhuriyet Halk Partisi kaybetti, ağlıyor adam. 5 vakit namaz kılıyor. Mahzuniyeti. Ali Beyt'ten Seyitler cemaatinin bir kafire karşı mağlubiyetinden mesruriyetini gördüm. Böyle ami bir adam, alakasız bir geniş daire-i siyaset hatırı için böyle kafir bir düşmanı, mücahit bir seyide tercih etmek acaba divaneliğin ve aklı dağıtmalığın en acık bir misali değil midir? Bir de bakıyorsun Seyit mesela, Ustad zamanında Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber olmuş, Ustad'a hücum ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber. Artık ne olduğunun önemi var mı abi? He? Artık onun ne olduğunu... Ne hiç önemli değil ki. Yani keşke ustadın yanında olma. Hadi karşısında gene ol. Ama deccalın yanına durup ustadın karşısında oldun mu? Deccalcı oldun. Seyit. Ali. Soy ismin de öyle. Böyle ustak şey geçiyor. E şu anda da şey var, televizyonlar, radyolar var. Ustada da fasık diyor mesela onun. Şu anda radyoda fıkıh dersini yapan adam fasık diyor. Bu adam. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber hareket ederek ustada hücum etmiş o dönemde. Şimdi bir bakıyorsun, acayip bir şey ya. Hocadır, alimdir, aynı bunun gibi. Ya aklını dağıtmış, divanı olmuş. Kalbini dağıtmış, manevi dinsiz olmuş. Fikrini dağıtmış, manevi bir ecnebi olmuş. Ecnebi gibi düşünüyor.
Fertlerin özelliklerini taşımış olduğu sistemi, rejimi örtüyor onlar. Benim ne özelliğim var hiç önemli değil ki. Kim bilir pazarlasanı. Ha, ama ben ne adına konuşuyorum, nereye çalışıyorum, karşımda kim var? Ona göre değer alıyorum ben. Benim beşeriyetimle bakılmaz ki. Namaz kılıp kılmadığım, evli olup olmadığıma mı bakacaksın? Nereden anlarım? Ha, kime karşı çalışıyorum? O önemli. Nerede duruyorum? Kime karşı duruyorum? Ya acayip bir şey. Aklını dağıtmaya misal olsun diye söyledim. Aklını dağıtır manevi divane değil midir? Fikrini dağıtır manevi bir ecnebi olmadı mı? Senin ne işin var ya siyasete karşı? Karışma, uzak durun. Karışmayın. Dinlemeyin. Bakmayın. Ya bana bir zararı yoktu ama ben demem gerekiyor. Çünkü size ahirette niçin yaptınız sorulmadan önce bana diyecekler ki sen niye demedin? Ben öyle bir insan değilim ama deme makamındayım. Alimlere sorulacakmış. İçki haramdır. Dedin mi demedin mi? Ondan sonra halka denilecekmiş ki niye içtin? Alimlere dedin mi demedin mi sorulmadan avama niye içtin sorulmayacak. Sen ister dinle, ister dinleme. Ben demem lazım. Vallahi demem lazım, inanıyorum böyle. Çünkü beni dinleyip yapacak yok. Ben seslendiriyorum. İster işine gelir yaparsın, isterse yapmazsın. Yarın kefene sarıldığın zaman, toprağın altına indiğin zaman, o haşir meydanında herkes nefsi nefsi dediği zaman, bakayım seni kim kurtaracak? Bakayım beni kim kurtaracak? El hubbu fillah vel buzu fillah. Allah için dost, Allah için düşman olacaksın. Allah yardım etsin. Amin. Kaç dakika oldu? 42. Biraz da gidelim mi dersiniz? Hı hı. 72. Sıkmıyorum değil mi sizi? Yok abi çok güzel. He? Yok abi. He, iyi. Yani nerede durduğumuzu bazen bilmemiz de gerekiyor. Tabii yani ben de bak atıflar yaparak size okuyorum. Anladın mı sevgili kardeşim? Şimdi sen zamanın olmayabilir. Ama benim demem lazım. Eğer ben Risale-i okuyorum da tevil böyle fasit tevil yapmıyorsan bana bu sözüme itimat edeceksin. Tokat'ı orayı okumayayım. Efendim 137'den bir bakayım. 37'den başka bir yere. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında hani karınca ağzıyla su taşıyor ya abi. He. Hani gücü yetmez aslında ama yani doğru. Yönün belli olur. Yönün belli olur. Yani ben nerede? 146'dan biraz okuyayım bakayım. Dolu ya bu konuda. Uzak durun dedi. Ben mesela ben de topluma hitap eden bir insanım. Bilmem gerekir miyim? Allah beni kahretsin yalan diyorsam dinlemiyorum. Bundan daha büyük yemin olur mu? Dinlemiyorum Allah beni kahretsin yalan söylüyorsam. Radyo açmam, şeyi açmam. Açmıyordum. Açmadım yani. Ha bundan sonrayı bilmem. Ona yemin etmem. Bugün belki nefsim aldatır. Yarına ben yemin etmem. Şimdi bilerek açmadım kardeş. Yani bilerek derken arabayla giderken CD koyuyorum Kur'an vesaire. CD koyana kadar radyoda iki kelam Bağdat Caddesi'nin Büyük Cadde demesin diye ilk önce sesini kapatıyorum, CD'yi koyuyorum, sonra radyonun şeyin CD'nin sesini açıyorum. Ki ne olur iki kelam kafama girer. Dinlemiyorum, itimat edin. Dinlemiyorum. Dinlemeyeceğim demedim ya. Onu bilemem geleceği. Allah sapıttırmasın ya. Dinlemiyorum. Yani siz de gördünüz. Dedim, kapatır mısın? Başka. Diyor ki bu meselenin sır hikmeti budur ki alim insaniyette ve İslamiyette üç muazzam mesele olan iman, şeriat ve hayattır. İşlerinde en muazzamı iman hakikatleri olduğundan bu hakaik imaniyeyi Kur'an'ı başka ceyranlara, başka kuvvetlere tabi ve alet edilmemek, elmas gibi o Kur'an hakikatleri dini dünyaya satan veya alet eden adamların nazarında cam parçalarına indirmemek, ve en kutsi ve en büyük vazife olan imanı kurtarmak hizmetini
tam yerine getirmek için, bak imanı en kutsi, en büyük vazife olan, siyasette başa geçmek değil, hükümeti başa geçirmek değil, yani ne bileyim cumhurbaşkanı olmak değil, en kutsi, en büyük vazife olan imanı kurtarmak hizmeti. Ama Allah'a verdiğin değere göre değerlendirirsin. İman nedir? İman nedir? Basına göre basiretten bir şeydir. Tamam. Ha, en kutsi, en büyük vazife olan imanı kurtarmak hizmetini tam yerine getirmek için Risale-i Nur'un has ve sadık talebeleri, kim Risale-i Nur'un? Has ve sadık talebeleri gayet şiddet ve nefretle siyasetten kaçıyorlar. Demek ki siyasete bulaşan has ve sadık talebe değildir. Abi neresi orası? 146 abi. Çok ilginç değil mi? Herkes çok güzel ortaya çıkardı. Tabii canım. Şimdi bak ben karşınızdayım sevgili kardeşim. Hatır için konuşmayacaksınız. Ben siyasete bulaştık da siyasette sizi meşgul ediyorsam hakkımı size helal etmiyorum. Dinlemeyeceksiniz beni. Ben Risale-i Nur'a muhalif bir şey söylüyorsam iki elim yakanızda olsun, dinlemeyin. Belki bazıları benimle nurları tanımıştır. Abidir bir şey, bir bildiği var derseniz hakkım o haram olsun. Benim bir bildiğim yoktur. Yanlış söylemişim. Risale-i Nur'dan ayrılmayacaksınız. Ne diyorsa o. Ha, yapamayabilirsin. Yapamıyorum. Böyle boyun eğeceksin. Yapamıyorum Allah'ım. Ha, adam gibi adamsın. Ama yapamadığın halde buraya muhalefet ederek budur hizmet dersen yazıklar olsun size. Yazıklar olsun bana. Nur hizmeti için söylüyorum. Diğerlerine karışmıyorum. Ben nurcuyum diyene söylüyorum. Ben diğerlerine bir şey demeye hakkım yoktur. Çünkü ben Nur kardeşlerimi kardeşim kabul ediyorum. Ve seslerine bak. Risale-i Nur'un has ve sadık talebeleri gayet şiddet ve nefretle siyasetten kaçıyorlar. Biraz önce okudum çünkü Kur'an bizi şiddetle, Kur'an Risale-i Nur değil. Kur'an bizi şiddetle siyasete men etmiş. Şefkat, hak ve hakikat bizi men etmişti, okudum. Ya nasıl olur? Ben anlamam kardeşim. Sen onu anlatırsın buna. Böyle diyor. Uzak dur. Ha, diğerlerine konuşmuyoruz. Tarikatçıya demiyorum. Tarikatçıya ben bu ders yapmıyorum. Süleymancı'ya yapmıyorum. Siyasetçilere yapmıyorum. F-25 Fethullah Gülen grubuna da yapmıyorum ben. Nurculara konuşuyorum yani. Risale-i Nur'u esas yapanlara söylüyorum. Çünkü bu dersi dinleyen çok insan olacak. Ben Risale-i Nur'u esas yapan, talimatını, dusturlarını buna göre yapanlara söylüyorum. Risale-i Nur'u esas yapanlara. Diyor ki, Risale-i Nur'un has tevili var mı? Sadık talebeleri gayet şiddet ve nefretle siyasetten kaçıyorlar. Hatta sizin bu kardeşiniz, siz de bilirsiniz, bu 18 senedir, şimdi 8 ay oldu 18 sene, 18 senedir o kadar muhtaç olduğum halde siyasete, hayat içtimaiye temas etmemek için hükümete karşı bir tek müracaatım olmadığını, hükümetle mücadele etmemiş ve bu 8-9 aydır küre-i arzın bu herci mercinden bir tek defa ne sual ve ne de merak etmek, ne de anlamak, ne de medarı sohbet etmediğimi, hatta şimdi sulh olmuş mu, harp bitmiş mi, İngiliz ve Alman'dan başka kimler harp ediyor bilmediğimi biliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı. Hem herkesi geveze ve sersem eden, bak herkesi sersem ve geveze eden, kadın erkek büyük küçük herkesi geveze ve sersem etmiş. 3 seneden beri odamdan işitilen radyoyu 2 defadan başka ne dinlediğimi ve ne de sorduğumu. Demek ki kulak vermiş 2 defa. 2 defa. Ne sorduğumu benimle beraber olan sizler biliyorsunuz. Kaç sene? 3 seneden beri. Bu derece bu vaziyetlere karşı alakasız ve lakayt bir adamın takip ettiği mesleğe taarruz eden, yani Risale-i Nur'dan acaba gizli siyaset mi var? Bize böyle gösterip iman hakikatları da acaba arkada bir şey mi çeviriyor? Diye bizden evama düşüp tarassutlarla sıkıntı veren,
ne derece insaftan uzak düştüğünü en insafsız da tasdik eder. Ya. Çok ilginç ya. Şeyde de var abi. Kasım'ın 90'da da var oraya benzer. Okur musun abi sesi? Burada hani bu şey dedi ya, üç mesele var diye. Biri hayat, biri şeriat, biri imandır falan diye. Bunun başında şey diyor burada. Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki her şeyi kendi hesabına aldığı için farz-ı hakiki beklenen o zat dahi bu zamanda gelse harekatını o cereyanlara kaptırmamak için siyaset alemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum. Yani vazifeli olan Mehdi gelse bile, şimdi gelse bile dizgin ona kaptırmamak için siyasetten, çünkü siyasetle rejimle mücadele edilmez. Rejim, kemalizmle, siyasetle mücadele edilmez, ilim lazım. Şeyh Said'i de öyle diyor. Bu milletin necdan bin seneden beri bayraktar etmiş bu milletin torunlarına kılıç çekilmez. İrşad edilmeli, siz de etmeyiniz diyor. Ama rejim ne yaptı? Şeyh Said de Said Nursi karıştırdı. Ama kasten. Onun için insanlar irşad edilmeli. İman hakikatlerini göstermeli. O kendisi ne yapacağını bilir. Çünkü talimatını oradan aldım, tamamdır. Bir de hocam, bu siyasetle ilgili İstanbul'dayken beraber bir gayrimüteşir okumuştuk. Orada hatırladığım kadar Üstad şöyle diyordu. Siyasete yani diyorlar ya, mesela ümmetin halinden de mi haberdar olmayacağız diye. Orada diyor ki, olmak gerekir diyor ama o şekilde siyasete girmek diyor. Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh kadar bir iman gerektiriyor ki iman tehlikeye girmesin. Orada boğulmasın. Çünkü acayip öyle bir takdim ediyorlar ki zalimi dost, dostu zalim takdim ediliyor. Acayip birbirine girmiş yani olay. Yani vitrinde sergilediği malzemeyle sonra tamam bana bunu paketle, tamam vitrindekin gerekiyor, depodan sana paketliyor, bir bakıyorsun eve geliyorsun o değil. Yani portakal alıyorsun, mandalina alıyorsun, tezgaha koymuş, alırken el çabukluğu marifet, eve bir geliyorsun 2-3 tane, 1 kilo daha 2 tane mandalina çürük çıkıyor. Lan hali böyleydi. Benim başıma geleni söylüyorum. Bu hikaye değil. Balığı yapıyorlar. Tezgaha koymuş istavriti, mezgiti. Ondan sonra alttan bir kısım çürük, bir kısım büyük, bir kısım küçük. Karıştırmış. Dünkü 2 gün önceki balıkla taze balığı karıştırmış. Küçükle büyük karıştırmış. Tezgahta büyükleri koymuş mesela. Bu böyle olursa adam, bu Müslümandır tam. Bu da çoluk çocuğuna ekmek götürecek gibi zannediyor. Siyaset ne olur? Ondan sonra bu adam diyecek ki bunu yapan ve siyaset, benim çocuğum niye adam olmuyor? Niye bana isyan ediyor? Hocam ben niye, o kendisi satan diyor. Hocam ben niye huzursuzum? Haram yiyor. Haram ile abat olan kahr ile berbat olur. Haram yiyor. Haram yediriyor çoluk çocuğuna. Emniyet yok. Ya. Ve Risale'nde bu tür şeyler doludur. Aklı başında olan, ustadı dinleyen ne yapacağını bilir. Bilmek istiyoruz. Ama ben kendimi yönetirim diyorsan yolun açık olsun kardeş. Sana bir şey diyen yok. Ama mesuliyeti de yüklenip o kabire girdiğin zaman, kefene sarıldığın zaman sana soracaklar. Bana da soracaklar. Diyecekler ki sen niye böyle CHP'yi böyle tuttun? Çünkü 2. emirde 206'da diyor ki azami şer gelmemesi için onu durduracak, onun karşılığında güçlü olan fazilet ve kemalat, uçup kaçan evliya falan değil. Bunu durduracak, bunun karşıtı olan karabalığa ehven-i şer deyin, şerdir. Bu azami şerdir. Bu ise buna göre ehvendir. Ehven-i şer. Ama şer bu da. Hayri değil. Hayri mutlak değil. Hayri de var, şeri de var. Bunun hayri yok. Azami şer. Hayır yok bunda. Rejimdir çünkü. Kemalizmdir. Evliya bile yönetse bile yönetici önemli değil. Rejim önemli. Yani sistem önemli. Ha, burada bulunan ise bu da şerdir ama ehvendir. Birisi parmak kesiyor, birisi kol kesiyor. Bana diyecekler ki niye CHP'ydi? Vallahi ya Rabbi, 2. emirda 206'da usta azami şer için ehven-i şer tercih edilir.
ve 232 Emirda 2'de ehven-i şere zararınız dokunmasın, menfaatınız dokunsun. Dedi, ben de onu naklettim ya Rabbi. Aha benim dediğim orası. Ve benim bir derece belki, ha hesap mı çekilecek? Allah ona sorsun. Oradan gösterdim çünkü. Benim kafam çaldı. Peki ama sen bunu yapmasan, düz dersen kendi kendine, nasıl doğruyu bulacaksın? O ki insan kendi başına mücedditsiz, asıl imamı yokken doğruyu bulacaktı idiyse, asıl mücedidi niye gelmiş? O ki insanlar kendi başına bunu bulabiliyorsa ve sana sorulduğu zaman orada nüker vekire ne diyeceksin? Ben ikinci emirde 206'yı göstereceğim. Bu azam işi. Sen nereyi göstereceksin? Ve evveni şer deyin istiyor. Zararınız dokunmasın, menfaatınız dokunsun. Bu kadar. Hangi parti evveni şerdir? Bilemem. Şunu durduracak, burada evliya, asfiya, mücedid aramadan, fazilet, kemalat aramadan bunu durduracak bizden yana olan, bizim önümüzü açan, tamam 8 tane sıfat var. Azami şere karşı olan, şerlerle karma olan bir şey ya. Mehdi diyor ki, hayır olsun bu, hayır mutlak olsun. Şerleri de var. Bir sürü var. Sen peki bunu ne yapacaksın? Tercih edeceksin, takdir etmeyeceksin. İstifarla kutuya atacaksın oyunu, kalbine sokmayacaksın. Buna atman gerekiyorsa, ki potansiyel olarak bir Müslüman bunu atmalı. Atmıyorsa otomatik olarak, çünkü Müslüman potansiyel bunun karşısındadır. Eğer bunu atmıyorsa, yani bunu durduran tarafa şuraya atmıyorsa, Müslüman atmadığı oyu buna atmış oluyor. Çünkü potansiyel olarak buna karşıttı. Karşıttığını göstermeyince buradan bir tane taş almış oluyor. Kantarı düşünün şöyle. Dengeli. Bunun havaya kalkması için iki yol var. Ya buraya bir taş koyacaksın aşağı inecek veya buradan bir taş alacaksın. Sen bunu durdurmak için burada olman gerekirken değilsen otomatik olarak nerede olursan ol buradasın. Bunu durduracak yerde değilsen evliya partisinde olsan bile bunun yanındasın. Çünkü çöpe atmış oluyorsun. Çünkü bunu durduracak yerde değilsin. Ortası yok bunun. Onu Kur'an şeyde kullanıyor 15. sözde. Diyor ki şeytan, Kur'an'ı diyor Allah kelamı deme. Beşer kelamı de hemen ustad işini bitiriyor. Şeytan geri tönüs yapıyor. Tamam diyor, tamam tamam Said. Allah kelamı deme, beşer kelamı deme, ortadan bak diyor. Olamaz diyor ustad. Allah kelamı olmadıktan sonra hangi yön olursa olsun, Allah kelamının yanında durmuyorsan, nerede durursan dur, bunun karşısındasın diyor. Mantığı gördünüz mü? Orada da yemedi yani. Eğer Allah kelamında duracaksın, ondan sonra ey melun, tek tek onu diyor, Kur'an'ı aşağı çakan çivileri, mıhları tek tek sökeceksin. Ama kandırıyor bak, Allah kelamı deme, beşer kelamı deme, ortadan bak diyor. Ustad da diyor ki, Allah kelamın yanında değilsen, nerede olursan onun karşısındasın. Şimdi azami şerin karşısında tam değilsen, nerede olursan ol, bunun yanındasın. Bu kadar. Ha bu kim? Bilemem, onu sen bulacaksın. Bunu azami şeri durduracak, ehven-i şer. Şer ama azami şere karşı. Çünkü bu rejimdir. Sufyanettir. Oy vermemezlik bile yapamazsın abi. Oy vermedin mi? CHP veriyorsun. Evet, çünkü bir Müslüman potansiyel bunun karşısındadır. Bu evet. Karşısındayken vazife yapmamak düşmana yardımdır. Bazen şuna da hata yapabilirler ya. Mesela derim ki onun karşısındaki en kuvvetli bu ama bu da ona benziyor deyip daha zayıfa veriliyor mesela. İşte o zaman buna veriyorsun. Burada 5-10 tane var. Bunların içinde Evliya Partisi var. Çok kamil. Gene veremezsin. Çünkü bu Evliya Partisi bunu durduramıyor. Durduracak güçte değil. Bunu durdurmak lazım. Mantık bu. Bu geçmemesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi başa geçerse diyor, komünistik kuvvet bulur. Bu vatan, millet ve İslamiyet adına endişe ediyorum diyor. Cumhuriyet Halk Partisi geçmemesi lazım.
Eğer bunu durduracak yerde değilsen, evliyaya bile versen, sen çöpe vermiş oluyorsun. Yani buna vermiş oluyorsun. Çünkü bu onu durduramaz. Çok iyi biliyorsun. Hangisidir? Bunu sen bulacaksın mı? Yani bu azami şeri durduracak, onu başa geçmemesi için olman lazım. Hele bunun yanındaysan, sen zaten leküm dinüküm veliyedin. Sen zaten bitti zaten. Küfre riza küfürdür, zulme riza zulümdür. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمْ اُنَّا Küfüre değil taraftan olanı, hafif meyledeni, zalimlere hafif meyledeni de Allah tehdit ediyor cehennemle. فَتَمَسَكُمْ اُنَّا Temas eder diyor, temas eder, dokunur cehennem sıkıntı. Mektubatta geçiyor değil mi bu ayet? Ya? Peki abi hafif bir meyil bile yapmayacak. İman duruyor mu? Onu bilemiyorum. Allah diyor ki فَتَمَسَكُمْ اُنَّا وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمْ اُنَّا Değil taraftar olanı hafif meyledeni dahi diyor. Söyle böyle meyledemez. He? Söyle böyle dahi meyledemez. Edemezsin yani böyle hafif. Edemezsin. Çünkü vicdan, vicdanda dört tane şey var. İrade, zihin, his, latife-i Rabbani. His nasıl çalışıyor? El-hubbu fillah vel-buzu fillah. Buhari'nin ilk hadisi zaten. İman diyor. Tagut'u inkar etmeyle başlar. Allah dostuna dost, düşmana düşman olacaksın. Yapamazsan bile. Allah düşmanını, Muhammed Allah'a kendisi uydurdu diyen, YouTube'lara, Google'lara baktığın zaman meclis konuşmasında biz gücümüzü semadan indirilmiş, zannedilen kitaplardan almadık diyen, Kur'an'ı inkar eden, Muhammed Allah'a kendisi uydurdu diyen bir sistem ve kurucu. O adamlar değil. Ya sistemin simgeselliğidir Cumhuriyet Halk Partisi. Tamam mı? Yani rejimdir, rejim. Kim geçerse geçsin. Evliya dahi başında olsa rejim adına unvan alır. Çünkü orada yani. Küfür içindesin. Başkası da diyelim ki o rejimin içine girsen lazım. O da aynı, hemen aynı olmuyor mu? Aynı olur. Yani diyelim ki iyi bir parti. Ama o da o sistemle hareket ediyor. Beraber bunun yanında olan bu bunun gibidir. Bitti bu. Hayır, onun yanında değil. Diyelim ki sistem, aynı sistemin içinde şimdi diyelim hareket ediyor. Yani o da o sistemi değiştirmek istemiyor. Ha, eğer bu sistemi karşısında gözüküp de rejimi değiştirmek istemiyor. İstemiyor. Rejimle barışıksa aynısıdır. Bizim gayemiz kişi, Ahmet, CHP, MHP, DPT, ATP, ay şunlar bunlar değil. Bu Kemalizm rejimine karşı olduğunu göstereceksin. Biz Kemalizmi istemiyoruz. Fikren ve gücümle oy. Ben bunun karşısındayım. Bu rejimi istemiyorum. Adam mesela bunun karşısındaki gibi gözükür. Ama rejimle aynıyız diyor. Aynısın kardeşim. Biz oradaki isime karşı değiliz ki. O rejimin zihniyetine karşıyız. Aynı zihniyeti kim taşırsa taşısın. İsterse kazağın altında ol, isterse paltonun altında ol. Önemli değil. Önemli olan bu Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelmeyecek bir rejim var. Veyahut da diyelim ki o sistemi istemiyor. Kalben değiştirmek istiyor da yapamıyor, gücü yetmiyor. Ha o zaman bu makbuldur. Ama makbuliyetini Allah fiilen gösterecek. Mesela dese ki, benim kalbim temizdir. Abdesti yel olsa, ustad misal verir. Yeli çıktı. Gaz çıktı, abdest gitti. Ama kalbim temizdir dese. Namaz kılabilir mi? Allah fiil dediği yerde mesela itikat istemiyor. Mesela Allah'a inanmak. Peygamber'e inanmak. Bak. İslam'da inanmak yok işte. Namaz kılmaktır. Namaza inanmak demiyor. Namaz kılmış sayılmazsın. Oruca inanmak değil, orucu tutmaktır. Gitmek haca, vermek zekat, eylem istiyor. Ha bunlar da eylem istiyor. Kafirin karşısında olman lazım. Neyle olman lazım? Gücün fikirle fikirse, oysa Müslümanların yanında olacaksın. Yani şu cümle. Bir insan bu rejime karşı tek başına dayanamaz bu cemiyete. Dayanamadığı için, İslamiyetimi yaşayamadığım için bir cemaat olmak zorundalar. Bir hizb olmak zorundalar. İşte dini cemaat bu ihtiyaçtan doğmuştur. Tek başımıza bu rejimin dayatmalarına dayanamıyoruz. Dini cemaatin mantığı
bu Kemalizmin rejimine karşı bir cemaat, cemiyet olmak, İslamiyet yaşamak din adına. Ha, o zaman biz dini cemaat olmuşuz, dinsiz bir rejime karşı. İyi dinleyin. Bir daha söylüyorum. Biz dini bir cemaat olmuşuz, dinsiz rejime karşı. Eğer bu dini cemaat din adına dinsizlerle beraber olmuşsa düşmanımız kimdir o zaman? Söyler misin? Bir daha söylüyorum. Biz fert İslamiyet'i yaşayamıyoruz. İlle bir beraber olmak gerekiyor. Kurtlar bile beraber dolaşıyor. Değil mi? Ha, ben İslamiyet'i Kemalizm, dinsizlik rejimine, yırtıcı rejimine karşı İslamiyet'imi yaşamak istiyorum. Tamam mı? Aha bak mesela din dersi kalksın diye anayasaya başvurmuş adam. Değerler dersi altında Risale dersleri yapılıyor. Her dini cemaat üniversite mezunu olarak git anlatıyor. Bak onun kalkması için. Başörtü için. Ya bunu sicilin demek gerek yok ki. Şimdi bu dinsiz rejime karşı İslamiyet'i yaşamak için cemaat olmuşuz din adına. Bu dini cemaat din adına dinsizlerle beraber olmuşsa o zaman dini cemaatin düşmanı kim? Kimdir? Müslümanlar. O zaman kimdi? Kimse kalmadı ki. Dinsizlik buydu. Gafil sokaktaki Müslüman. Gafil. Gafil bilmiyor. Saf. O muyuz ona düşmanız? E buna düşmandık. İşte üstadı da ben tahmin edeceğim. Ben üstadı da siyasete girmemelerin sebebi bu. Yani siyasete girerse mecbur o dinsizliğe taraftar oluruz. Mecbur. Yani kayacaksın. İçinde konuşuruz. Evet. Ama dışında olduğun mu hem bu ehveni şere de hitap edebiliyorsun hem bu rejimin içinde aldanmış olan %95'e de. Ama %5'i şuurludur. Çünkü beni baksalar ona hakikaten bu kadar konuşmamayı parti demedi. Ne işim var benim partiyle? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısındayım diye herhangi birinin yanında değilim ki. Benim işim bunlar hep değişir. A, B, C, D, E, F, G değişir. Bu benim nazarımda hiç değişmeyecek. 15 sene önce de böyle ders yaptım. Lozan iç yüzüne bakın. 1992'de yapmışım. Teyp kasetlerim var 1985'te. CHP'yi de aynı böyle anlatıyorum. Elimi böyle çiviyi sokarım. Bunu değişir. O zaman Ozal vardı bilmem. Horus Partisi vardı siz bilmezsiniz. Ulusu vardı. Askeri Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın bu parti kurmuştu. Kenan'ın. Yani biz tutmuştuk ki Kemalizm karşısında kimse. Ahmet Mehmet değil yani tam. O zaman da mı? Şimdi de öyle. Bir partinin şeyi değiliz ki, taraftarı değiliz. Tercih ettiğimiz, bunun karşısında olan, durdurabilecek olan güçte, karabalıkta, fazilet ve kemalatta değil. Ona tercih ederiz. Takdir etmeyiz. Nurcu'nun takdir ettiği partisi yoktur. Tercih ettiği partisi vardır. O da bunu esas alır. Bizde sabit bir ölçü vardır. Herkese söylüyor. Mossad'a da söylüyorum. CIA'de söylüyorum, MIT'e de söylüyorum, İngiliz İstihbarat Dairesi de bunu dinleyecek, MI6'ya da söylüyorum. Nurcuların bir şeyi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin esas alırlar, ona göre giderler, tak de bunun karşısında tercih ederler. O kadar. Başka bir şeyleri yoktur. Partiyle, puturtuyla işimiz yok. Aldanmasınlar diye. Ha dinler. Dinlemez. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة والسلام عليكم